Yeni bir günden, yeni bir videodan, sabahın 6'sından herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Çok güzel bir gün olsun inşallah, bol bereketli diyerekten kahvaltı hazırlamak başladım arkadaşlar. Biraz yumurtalı yumurtalı bir hazırlık gibi oldu ama şöyle ekmek banmalı, güzel karın doyurmalı bir şeyler olsun istedim. Cansu'cum sınava gidecek, Aleş'im işe gidecek. Kalktım saat 6'da, çayımı demledim. Sonrasında ne yapsam derken aklıma yumurtalı soğan geldi. Soğan mıhlaması mı diyeyim, ne diyeyim arkadaşlar. Aklıma bu geldi. Hem de böyle bağışıklık sistemini de güçlendirecek bir yiyecek olduğu için bundan yapayım istedim. Bir tane de şöyle menemen yapayım istedim arkadaşlar. Şimdi şunu bir karıştıralım. Fazla mı böyle yumurtalı yumurtalı olacak dedim ama dediğim gibi böyle bağışıklık sistemini güçlendiren bir şey olsun istedim arkadaşlar. Soğan özellikle bu konuda uzman biliyorsunuz. Şimdi kaynasın. Soğanımızı da karıştırayım. Tuz atmıştım soğana. Karabiber atmayacağım. Cansucuğum reflüsü sıkıntı yaratmasın diye. Şöyle tuz atayım. Tek gözüm kapalı yapıyorum arkadaşlar. Akşamdan çorba yapmıştım aslında biliyorsunuz. Sabahleyin kahvaltı istiyorum dedi Ali Beyciğim. Özellikle kahvaltı istiyorum dedi. Çorba var dedim. Kahvaltı istiyorum dedi. Şimdi de bana diyor ki çorba var diye diyor. Dalga geçiyor benimle. Tek gözüm kapalı dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi onların sofrasını kurup hemen uyumaya gideceğim. 1-2 saat daha, belki 3-4 saat daha, belki 5-6 saat daha uyuyabilirim. Uyuma ihtimalim yüksek. Şimdi bu soğanım da pişsin. Menemen tamam. Gözlerim yandı. Uykusuzluktan yanıyor. Soğandan da yandı yani. Şimdi kahvaltılıklarımı falan çıkardım. Diğer eksiklerimi de soframa götüreyim. Güzelce karınlarını doyursunlar. Şunu da bir atayım şöyle. Hadi bakalım. Hadi bana kolay gelsin. Geçen gün şu kavanozları kaldıracağım demiştim ya arkadaşlar. Hepsini şöyle tepsiye doldurdum. Şurada duruyordu açıkçası. Düzenleyemedim, yerleştiremedim. Aradan bayağı bir uzun, Aliş'lerin kahvaltısını verdikten sonra bayağı bir vakit geçti arkadaşlar. Şu camımı da silemedim. Cam da çok kirlendi. Hiçbir şey yapamıyorum ben. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Şöyle bakın, kuru fasulye ısladım sabahtan. Ama böyle doğranmış etim yok. Parça parça et var dolapta. Galiba sade yapacağım. Çünkü etin çözülmesini bekleyemem. Akşamdan makarna var. Hani kuru fasulyenin yanına makarna da olmaz ki şimdi falan diyordum. Makarna dibini görmüş arkadaşlar. Az kalmış. Isıtmış, çocuklar yemişler. Ben arka taraftayken buraları toparladım ettim işte. Şimdi şu kavanozları götüreceğim, yerleştireceğim. Şu eski baharat kavanozlarıma da şöyle kavrulmuş fındıkları koydum. Şuna tarçını koydum. Çubuk tarçını koydum. Bunları da artık bir yere yerleştireceğim. Nereye neyi yerleştireceğim hiç bilemiyorum arkadaşlar. Gerçekten
Orayı düzenleyeyim, burayı düzenleyeyim derken her yer birden karışıyor gibi oluyor. Daha yemeğimi de yapmadım. Kuru fasulyeyi pişireceğim. Bir de dışarıda öyle güzel hava vardı ki bugün, öyle güzel bir güneş vardı ki anlatamam size. Çok güzeldi gerçekten. İçimiz ısındı böyle. Az önce de Cansu'ya söyleniyordum. Kızım senin bu kedilerini takip etmekten ben hiçbir şey yapamıyorum diyordum. Hava sıcak olduğundan mıdır nedir? Hep böyle balkonlara sinek falan girmiş arkadaşlar. Kara sinek girmiş. Kediler de onların peşine deli oluyorlar. Allah'ım, koridordaki halamı bir görseniz bakın. Görüyor musunuz? Ben sürekli böyle şey düzeltiyorum. Caner'cim de odasında yatıyor. Sürekli halı düzeltiyorum. Sürekli kedilerin peşindeyim. Darlanıyorum yani. Bazen gerçekten çok darlanıyorum. Kedileri takip etmekten işimi gücümü yapamıyorum diye söyleniyorum. Bakın buralara. Buralarda hep süpürülecek. Lokum Hanım sabahleyin çiçeklerimi parçaladı. Cansu'ya göstermedim tabii bunu. Sulamıştım çiçeklerimi arkadaşlar. Birkaç gündür sulanacaktı bunlar. Şunu sökmüştü, yerine diktim. Artık ne kadar tutacak bilmiyorum. Birkaç gündür sulanacaktı çiçeklerim, kaktüslerim. Ama çok soğuk olduğu için akşam sulamak istemedim. Çünkü don yapar belki, hani böyle zarar görür, çiçeklerim kurur diye. Gündüz suladım. Arkamdan da lokum böyle halletmiş. Bir güzel parçalamış çiçeğimi. Yerlerde hep çiçek parçaları falan. Ben de pijamalarımlayım. Bir toparlayacağım, düzenleyeceğim. Bakalım arkadaşlar, süpürge açacağım hemen. Şu üzüme benziyor. Cansu, üzüm nerede? Cansu, üzüm nerede? Dışarıda üzüme benzeyen bir kedi var aynı. Çöpün oraya gidiyor. Lokum şimdi bakarken benim de dikkatimi çekti. Gerçi üzüm olsa korkar, öyle gidemez o. Cam mı açtın bir yerden de? Açmadım ama sineklerin peşine atlıyorlar ediyorlar ya. Bir baksana üzüm nerede? Bu da göbüşlü. Çöpün yanında. Neyse, bir bakalım üzümümüze. Bir de ben süpürgemi açayım arkadaşlar. Fırfırella'yı daha şey yapmadık. Yeniden konumlan ne yapmadık deniyor. Şey çizdirmedik. Harita çizdirmedik. Harita çizdirmemiz gerekiyor. Buralarda böyle. Pijamalıyım gördüğünüz gibi. Şu battaniyeleri falan bir toparlayayım. Düzenleyeyim buraları da arkadaşlar. Ya çocuklar evde olunca ben işe güce adapte olamıyorum. Hani Caner'cim gitti ama Cansu'cum gitti geldi de. Caner'cim evde biliyorsunuz tatil. Ben adapte olamıyorum arkadaşlar. Çocuklar evde olunca böyle çok daha hızlı geçiyor gibi vakit. Kafam çok dağılıyor gibi. Yani telefonu elime almayı unutuyorum gibi bir şey. Ben hemen burada mı? Allah'ım, üzüm uşum. Korktum ya annem ya. Korktum ya ya. Dışarıdaki sen sandım bebeğim. Ama çarptım, ağzını çarptım. Bak bak, yatışa bak. Bak, kurban oluyorum. Ay, koca göbekli oğlum benim ya. İşte arkadaşlar, dediğim gibi şey yapamıyorum. Kahve içmiştim. Filtre kahve yaptı Cansucuğum. Fincanımı da alayım, götüreyim, makineye atayım arkadaşlar. Buralara da son halini vereceğiz. Instagram'da paylaştım. Yeliz Hanım, gözlerim kanadı. Lütfen o aynayı oradan alın. Yeliz Hanım, o ayna orada hiç olmamış. Yeliz Hanım, o aynayı orada mı bırakacaksınız? Neler neler söylediler. Ali Bey'e muhtaç olduğum için arkadaşlar aynanın yerini değiştiremiyorum. Aynayı buraya çakarken dedi ki, hani çiviyi çakarken, emin misin Yeliz, bak sonradan bana değiştir deme demişti. Eminim kocacığım, çak çiviyi demiştim. Şimdi yer değiştireceğiz. Galiba konsolun üzerine alacağım arkadaşlar aynayı. Bilmiyorum, hani burada da çok güzel bir derinlik verecek ama bilemiyorum. Yani konsolun üzerine yakışacak diye düşünüyorum. Oraya da efendim. Kızım, koltuğun üzerine tablo takarız. Ha, yeni yeni dekorasyon şekli. Koltuğun üzerinde aynaymış arkadaşlar. Dur bakalım Cansucuğum, ayarlarız. Sileceğimiz de burada duruyor kızlar. Sileceğimiz, Ali Bey dedi ki dursun orada dedi. Duruyor bakalım. Hemen şunu makineye atayım. Dediğim gibi Cansucuğum okuldan gelirken filtre kahve almıştı. Beraberce içtik. Çok da lezzetliydi. Yemeğimi falan ocağa koyacağım arkadaşlar. Durun bakalım. Halletmem lazım. Halletmem gereken çok fazla iş var. Buraları da süpürmem lazım. Dün gece ben 12'de evi süpürdüm biliyor musunuz? 11.30'da. Heh, oturdum şöyle. Dün gece 11.30'da evi süpürdüm. Çünkü mutfağım çok karışıktı. Yani yerler çok tozluydu. Koridor çok tozluydu.
Alt kat boş, üst katta boş olunca bir de bizim hani böyle bitişik değil daireler. Öyle olunca sadece bu salondan bitişik, salon duvarımız yan tarafla Cevriye ablalarla bitişik. Öyle olunca ben de süpürdüm arkadaşlar. Salonum kalmıştı süpürülecek. Yatak odasını da süpürdüm. Her yer çocuk odalarını falan süpürmüştüm. Sadece salonum kalmıştı ama şimdi tekrardan süpürürüm. Önce bir üstümü değiştireyim. Yemeği de ocağa koyarım belki. Sonrasında hemen süpürme işlerine başlamam lazım. Başlamam şart. Aliş gelene kadar bütün işimi gücümü bitirmek istiyorum. Saat 5'e çeyrek var. Çocuklar evdeyken ben böyleyim arkadaşlar. Siz nasılsınız bilmiyorum ama gerçekten güne adapte olamıyorum çocuklar evde olduğu zaman. Vakit çok hızlı geçiyor ve dediğim gibi telefon falan aklıma gelmiyor. Neyse daha fazla uzatmadan şu fincanımızı makineye atalım. Sonrasında evin işine gücüne yapabildiğimiz kadar yapalım artık. Gücümüzün yettiğince yapalım. Çok şükür evimi süpürdüm arkadaşlar. Sadece balkon kaldı ama oraya yetişemeyeceğim. Ali Beyciğim geldi. Bakın şurada bir eksik var. Onu oradan yani o beyaz sehpamızı oradan aldık arkadaşlar. Şuraya koydum. Size de soruyorum. Burada bu olmuş mu? Ali Beyciğim yattın mı? Yani. Ali Bey uzanmış. Gölge o. Sizce burası böyle oldu mu arkadaşlar? Çok mu daralttı? Şöyle. Yani birazcık bayağı bir daralttı. Daha dar bir trasuar lazım galiba buraya ya da hiçbir şey almasak da olur. Yani almayı düşünmüyorum ama yer bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Anladınız siz benim ne demek istediğimi. Akşam ezanı da okunuyor. Şimdi süpürme işini bitirdim. Koltuklarımı, kırlentlerimi falan düzenledim böyle. Birazdan çıkmamız gerekiyor dedi Aliş. Yemek de yapmadım. Çocuklara bir şeyler yapmam lazım. Bir bakacağım hemencik mutfağa girmem lazım. Gireyim halledeyim bakalım çocuklar için bir şeyler. Mutfağa koştum geldim arkadaşlar. Hemen şöyle soğan kavurdum. Üstüne sabahleyin açmış olduğum domates konservemden. Ay tutamadım telefonu bir saniye. Sabah çıkarmış olduğum domates konservemden koydum üstüne. Böyle azıcık kavrulsun altını açalım. Burada bulgurumu çıkardım, yıkadım arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Ben çocuklara pizza hamuru yoğurup bırakacaktım. Üstünün malzemesini de onlar halledecekti. Ama evde süt yok. Caner kuşuma da dedim ki oğlum biz markete giderken hani senin markete aman biz dışarıya giderken seni markete bırakalım. Şey al dedim hani döner al dedim. Ekmek arası yaparsınız dedim. Caner'cim de çıkmak istemedi. Bulgur pilavı yap anne sen dedi. O yüzden bulgur pilavı yapıyorum. Şehriye çorbamdan da var. Fasulye artık yarına kaldı. Yarın pişiririm. Niye öyle oldu? Eti olmadığı için oldu arkadaşlar. Eti dondurucuda böyle bütün bütün etler var. Onlardan çıkaracağım. Birazcık böyle buzu çözüldüğü zaman Alişim onu doğrar. Öyle şey yaparım. Kullanırım diye düşündüm. O yüzden fasulyeyi erkenden ocağa koymadım. Bir de bizim bu dışarıya gitme işi çıktığı için. Çocuklara da yaptığım plan tutmadı. Neyse sağlık olsun. Bulgur pilavını da çok severek yiyorlar zaten. Yoğurdum da var dolapta. Evet, şimdi benim bir 20-25 dakikam var. Şu pilavı halledeyim. Sonrasında da hazırlanıp çıkalım Aliş'le beraber. Biz şimdi çıktık arkadaşlar. Yola düştük bakalım. Davet edilmişiz. Ali Beyciğim öyle dedi. Davet edildik dedi. Gidiyoruz bakalım. Nereye kadar gideceğiz? Nasıl bir davet olacak? Ben biliyorum da siz biraz meraklanın diye. Siz biraz meraklanın diye söylemiyorum. Düştük yollara gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Şu ışıkları geçebilseydik. Sürekli bir kırmızıya yakalandıysanız arkadaşlar bütün kırmızılara yakalanıyorsunuz. Eğer yeşilde geçmeye başladıysanız da bütün yeşillerde geçiyorsunuz. Trafiğin kuralı mıdır? Niye böyle oluyor bacacığım? Hızınıza bağlı, hıza. Hıza mı bağlı? Ama hep 60-70'e gidersen yeşile denk gelirsin. Ha, gidemiyoruz mu bu yolda 70'le? Ya, benim için yavaş olduğu için hızlı değil, yavaş. Ha, 60-70 hızında yani yavaş oluyormuş. 70'i geçersek yeşile yetişiyormuşuz arkadaşlar. Neyse, 7 yıllık şoför olaraktan çözümü Ali'de bulmuş oldum ben de. Şimdi gidiyoruz. Kırmızı yandı. Bak gidemiyoruz yine. Gördün mü? Yakalandık yine kırmızıya. Gidelim bakalım arkadaşlar. Saat 7'de orada olmamız gerekiyormuş ama sanırım geç kalacağız. Sanırım değil. Kesin geç kalıyoruz. Ali Bey yandan bir bakış attı. Evet arkadaşlar biz
buluştuk. Balık yemeğe davetliydik, geldik. Şimdi balığımız da gelir birazdan. Afiyetle yeriz inşallah bakalım. Murat abinin işi, Reyhan'ın eşi, Murat abinin işi Ali'yi aramış. Demiş Ali abi balık yemeğe gelecek misiniz? Kaç kişi gelirsiniz? Çocukları evde bıraktık. Dün akşam da balık yediğimiz için çocuklar bizim kadar iştahlı yemiyor. Öyle işte. Biz şimdi sohbet muhabbet bayağıdır da görüşmedik. Bayağı oldu. En son Reyhan. En son kimde oturduk? En son Reyhan hastanedeyken işte görüştük. Yok. Hayır, ne zaman oturduk? Oturduk ondan sonra. Yeliz'e gittik ya, birine balık yemeden gittik. Akşam baskını yaptığımızda. Evet. Bayağı oldu. Benim rahatsızlığımdan sonra oldu. Ne kadar? Reyhan hatırlar. Reyhan iyi hatırlamıyor. 2 hafta var gene. Bir tane yaptılar fazla. 2-3 hafta olmuş işte arkadaşlar, görüşmeyelim. 2 hafta var. Bu arada kaybeden bir tane. Öyle arkadaşlar, bizde durumlar böyle, azıcık hasret giderelim bakalım. 2-3 hafta var yani arkadaşlarla görüşmeyelim. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz şimdi balığı yedikten sonra çaya davet edildik. Hatta şöyle bakın, kekimiz de var, misler gibi. Eve girerken mis gibi portakallı kek kokuyordu. Hemencecik başladık sohbet muhabbet böyle. Çok güzel bir ortamdayız arkadaşlar gene. Ekip tamamlandı diyebiliriz. Değil mi kız? Evet. Emine eksik. Ha, Emine de Afyon'da şimdi, artık o gelince tamamlanacağız. Evet. Ben de gideceğim anneme babam Allah izin verirse. Ha? Bafran okulu da geldi arkadaşlar. Neydi? Kız. Cevizli. Aslıcığıma geldik arkadaşlar. Reyhan'ı sevdiğini öğrendi. Herkes bana geldi. Evet. Cevizliymiş Reyhan. Üzümlü değilmiş Reyhan'cığım. Sen üzüm yemiyorsun ya. Tövbe ya Rabbi, kaç yaşındaki kadın. Ne alakası var ya? Çok alakası var. Allah Allah. İnsan belli bir yaşa gelince her şeyi yer. Çocuk musun? Tövbe ya Rabbi. Üzümün yaşla alakası neymiş, ben onu anlamadım. Öyle şimdi. Seçmeyeceksin. Evet. Değil mi? Değil mi Arzucuğum? Bence de öyle. Yani. Herkesin bir damak zevki var, yapacak bir şey yok. Bilemiyorum. Ağzının tadını bilmiyorsun o zaman. Reyhan'daki suratı bir görseniz şimdi. Yap savunmanı Reyhancığım. Bu yaşa kadar sen niye üzüm yemedin? Alışmadın. Sevmiyorum, sevemedim. Denedim. Tamam, hitap etmiyorum. Ne yapayım şimdi yani? Ben de hiç anlamıyorum. Yaşın ne alakası var, onu da anlamış değilim. Ay ama böyle çocuğuna sen mesela yemek seçtiği zaman şey yapmıyor mu? Hani alışır, alışır, alışır. Alışmak için denedim, uğraştım ama olmadı. Neyse arkadaşlar, yiyememiş. Aşlamayı yaptım arkadaşlar, yiyemiyorum, sevmiyorum. Valla ben de hiç onu yemem, bunu yemem şeyim yoktur. Bilmiyorum, siz seçiyor musunuz arkadaşlar? Seçtiğiniz, yemediğiniz bir şey var mı? Ben asla şunu yemem dediğiniz. Sorumu da sordum, sohbetime geri dönüyorum şimdi. Sohbete, muhabbete doyamadan yollara düştük tekrardan arkadaşlar. Vedalaştık. Reyhanlarla Aslıların kapısında ayrıldık. Arzucumu Nevzat abiyle beraber işte evlerine biz bıraktık. Yolumuzun üstü oluyor çünkü. Aslı ile Reyhan birbirine yakın oturuyor arkadaşlar. Arzucum biraz daha yukarıda. Biz de Samsun'dayız biliyorsunuz. Gurbet ellere düştük. Şimdi gidiyoruz Ali işte beraber. Gidelim bakalım evimize hayırlısıyla. Gaz mı alacaksın? Öyle gidiyoruz işte arkadaşlar. Gidelim bakalım çoluğumuz çocuğumuz evde ne yapmış. Buraya borcumuz varmış gibi. Kaç lira vereceğiz kim bilir Ali. Kaç lira gider? Ya çok da bitik değil ama yine de bir 100-150 lira falan. Bir 100-150 lira alır diyor bakalım. Gazımızı da alalım. Evimize gidelim arkadaşlar. Çok güzel, eğlenceli bir akşamdan sonra evimize geldik çok şükür arkadaşlar. Hemen sabahleyin ıslamış olduğum kuru fasulyeyi şöyle saklama kabına aldım. Çamaşırlarımı astım. Sonra kısa yıkama yapacağım. Kazakları, böyle sivitleri makineye attım. Onlar da şimdi bitti. Onları siyahlılarımı astım. Şimdi kazaklarda, sivitlerde sıra. Şimdi onları da asacağım. Sonra ben uyumayı arkadaşlar. Artık vedalaşalım. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Umarım keyifle, severek izliyorsunuzdur vloglarımı, videolarımı. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Burası gerçekten sizlerle güzel ve kusuruma bakmayın. Son günlerdeki videolarıma yapmış olduğunuz hiçbir yoruma dönüş yapamadım.
çok yoğun geçti, çok telaşlı geçti günlerim. İnşallah en kısa zamanda hepsine dönüş yapmaya çalışacağım. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki vlogda sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla buluşmak, görüşmek, kavuşmak nasip olur inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Öpüyorum sizi.